MediaMarkt'ın desteğiyle beraber son teknolojiyi, en yeni gelişmeleri anlatmaya devam edeceğiz. Elimde harika bir şey var. Çıkartıyorum. Huawei'in daha dün tanıtmış olduğu Locator isimli kayıp eşyaları bulmanızı sağlayan cihazına bu videoda şiddet net farkıyla bakacağız. Huawei açıkçası IFA'nın en öne çıkan markalarından bir tanesi oldu sevgili dostlar. Bana göre en değerli duyurusu Kirin 980'di. Kirin 980'le beraber tabi bazı şeyler de tanıtıldı. Gerçekten bizim için çok heyecan verici bir toplantıydı. Çünkü galiba bitti, hadi gidiyoruz derken bir ürün daha tanıtıyorlar. Tamam bu da bitti, gidiyoruz derken bir ürün daha, inanılmaz şeyler vardı. Biliyorsunuz Google Home ve Apple Home'a rakip olan bir ürün tanıttılar. Bu ürün hakkında bilgileri yukarıdaki kartlardan bulabilirsiniz. Şifre farkıyla incelemiştik. Şimdi o ürünün tanıtımından hemen sonra işte bu görmüş olduğunuz Huawei Locator isimli küçük cihazı tanıttılar. Bana göre en inovatif ürünlerden bir tanesi. Ne işe yarıyor? Öncelikle onu söyleyelim. Huawei Locator isimli cihaz kaybolan eşyalarınızı bulmanızı sağlıyor sevgili dostlar. Nasıl çalışıyor? İçerisinde bir sim kart girişi var. Bu sim kart girişine kendi sim kartınızı takıyorsunuz. Nano sim kart olarak takmak zorundasınız. Hemen orayı açtım arkadaşlar ve bu sim kart girişinin hemen yanında bir de micro USB giriş var. Yani şarj etmek durumundasınız. Cihaz kullanıma hazır hale geliyor. Peki cihazın içerisine sim kartımızı taktık. Cihazı da şarj ettik. İşte kaybolması muhtemel olan neler olabilir? Evcil hayvan olabilir. İnşallah başınıza gelmez. Bir bagaj olabilir. Bir araba olabilir. Bir çanta olabilir sevgili dostlar. İşte neyi takip etmek istiyorsanız, umarım insanları takip etmek zorunda kalmazsınız. Belki de bu suç olabilir. Bir bilgi vermiş olalım. İşte neyi takip etmek istiyorsanız bu cihazı onun içerisine bırakıyorsunuz arkadaşlar. Peki bu cihaz size bu bilgileri nasıl veriyor? Dediğim gibi içerisinde bir sim kart var. Bu sim kart GPS'ten de destek alarak sevgili dostlar olduğu konumu güçlü bir şekilde, net bir şekilde size iletiyor. Peki bir diğer soru. Huawei Locator ne kadar süre dayanabilecek? Yani şarj süresi ne kadar? Burada çok güzel bir bilgi verdiler. Tam 15 gün boyunca sadece tek şarjla çalışabiliyor arkadaşlar. 15 gün oldukça iddialı bir süre. Genelde bu tarz ürünler daha önce de başka markalar üzerinden çıkmıştı. Ama en büyük problemleri şarj süreleriydi. İşte Huawei bu alanda 15 gün sürelik bir kullanımla beraber gerçekten iddialı bir çıkış yapmış oldu sevgili dostlar. Enteresan bir ürün. Huawei Locator'la buluşma anımızı sizlerle paylaşayım dedim. Tabii ki burada önemli olan bazı bilgiler var. Neler onlar? Birincisi içerisine bir sim kart koyacağız. Yani bu sim kart aynı zamanda bir operatör aboneliği anlamına geliyor. Çok çok az da olsa bir data tüketimi olacak. O nedenle ekstra böyle bir maliyetiniz olacak. Bu konu hakkında da bilgi vermiş olalım. Cihazın kendisi ne kadar, hangi fiyatta satılıyor, Türkiye'ye ne zaman gelecek, bu konular hakkında da Huawei Türkiye ekibinden bilgi aldığımızda bu haberimizi güncellemiş olacağız sevgili dostlar. Özellikle günlük hayatımızı düşündüğünüzde gerçekten çok işe yarayabilir. Size çok önemli avantajlar sağlayabilir. Ve işte bu müthiş cihazı da buluşur buluşmaz sizlerle birlikte paylaşmış olduk sevgili dostlar. Az sayıda basın mensubuna gösterilen bu cihazdan hemen sonra videomuzu bitirelim. Umarım bu teknoloji turumuzu beğeniyorsunuzdur. Eğer hoşunuza gidiyorsa bu yeni bilgileri öğrenmek, videoyu beğenin arkadaşlar. MediaMarkt'ın desteğiyle teknoloji turu devam edecek. Bu turda olan bitenlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.